Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Haftanın dördüncü işlem günü dolar TL grafiği ile başlayalım. Dolar TL grafiğinde iki gündür üst üste kar satışları gözlemliyoruz arkadaşlar. E, fakat buradaki e, gerileme Türk Lirası'nın değerlendiği anlamına gelmiyor maalesef. Kimsenin kendisini kandırmasına da gerek yok. E, gıda fiyatları ve diğer üretimde kullanılan e, malların fiyatları artmaya devam ediyor bir şekilde. E, yani dolar gerilese de fiyatlar bir şekilde enteresan bir şekilde yukarıya doğru artmaya devam ediyor arkadaşlar. Merkez Bankası Başkanı açıklamaları sonrasında e, özellikle görülen geri çekilme e, kalıcı olmayacaktır. Zaten yukarıya dönlü e, desteğini alıp çıkmaya başlamış durumda şu an. E, swap anlaşmaları da kurun yükselişine engelleyemiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz dört tane ülkeyle ile swap anlaşması e, yapıldı denmişti. Zaten e, bir tanesi e, en yakın e, ülkelerden, Türkiye'ye en yakın destek veren ülkelerden e, Azerbaycan olmuştu. E, özellikle onun dışında ee, devlet destekli arkadaşlar, bankalarda satılan dolar gerçekten e, boşa yakılan e, dolar olmaya devam ediyor. E, özellikle kamu bankaları dolar satmaya devam ediyor açıkla. E, dolar endeksi tekrar toparlanmaya başladı 91.800 seviyesinde işlem görüyor. E, ABD 10 yıllıklarındaki sakin seyir e, devam ediyor. Eğer bu sakin seyir bozulması durumunda e, 9 seviyelerine yakın bir seviyeyi izleyebiliriz 1.48 seviyesinde işlem görüyor 10 yıllıklar. E, Dolar kuru 8.50 seviyesinde yani destek seviyesi üzerinde işlem görmeye e, devam ediyor. Bu seviye üzerinde günlük bar kapanışları devam ettiği sürece e, pozitif algı daha da e, güçlenecektir arkadaşlar şu seviye üzerinde. E, onun dışında. E, yani bu seviye özellikle şu an 875 seviyesi üzerinde e, kalıcı kapanışlar, e, rekor seviyeleri e, getirecektir arkadaşlar. E, geçen hafta hem yurt içi hem yurt dışı veri akışının oldukça etkisinde göründü ve geçtiğimiz hafta her günü e, yükselişle tamamlayan parite 14 Haziran haftasında başlayan e, düşüşler devam etmedi ve yine bu seviyelerin üzerinde fiyatlamaya e, devam edildi. 23 Haziran gününde de yatay pozitif bir seyirle dalgalanan dolar TL grafiği e, e, bu hafta arkadaşlar yurt içinde önemli bir e, veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında da e, PMI verileri var. Bunları takip edeceğiz. E, onun dışında önümüzdeki süreçte e, yükselmesi beklenen parite için özellikle e, long fırsatı yani alım fırsatı e, görünümünde herhangi bir değişim e, gözlenmiyor gözlenmi, e, arkadaşlar. E, parite özellikle yurt dışı veri akışına oldukça duyarlı hale geldi dediğim gibi. E, bunun nedeni ise FED toplantısıyla birlikte orta vadede parasal sıklaşmanın gözlenmesi görülmesi ve ...gelişmekte olan ülkelerin e, dolar karşısında değer kaybetmeye e, devam etmesinin beklenmesi oldu. E, diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri... işte ...real kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve e, para politikası kurulu toplantısı özetiyle... E, ...haftalık para ve banka istatistiklerini e, açıklayacak, takip etmekte e, fayda var arkadaşlar. Genel olarak baktığımız zaman alım için hala e, güzel seviyelerde. Özellikle 8.50 üzerinde kaldığımız sürece alım için elinizi korkak alıştırmamanızda e, yarar var. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, 8.75 seviyesi üzerine kalıcı kapanışlar daha da e, rekor seviyeleri olan 9 seviyesine e, getirecektir arkadaşlar. Şu an spot piyasa 8.66 seviyesinde işlem görüyor. Burada 8.59 seviyesine kadar geri çekildiğini gördük. E, burada ara bir destek olmuş durumda. 8.59 seviyesi üzerine kaldığımız sürece tekrar 8.75 seviyesine e, test edecektir arkadaşlar. E, olası geri çekilmelerde özellikle 8.50 seviyesine kadar yani 8.59-60 seviyesinden 50 seviyesine kadar bu seviyeye kadar geri çekilme potansiyeli var. Ya Tekrar düşüş trenine girmesi için özellikle 8.50 altında kalıcı kapanışta bar ya, kalıcı kapanış barları yapması lazım. Aksi takdirde yükseliş daha hızlı bir şekilde alıcıların güçlenmesiyle yukarıya doğru devam edecektir arkadaşlar. Biraz da altın tarafına bakalım. Ons altın tarafına baktığımızda da arkadaşlar 1795 direnci e, dün test edildi ve e, geçilemedi bu direnç. Bu seviyenin geçilmesi halinde yukarı yönlü e, momentum hızlanma artacaktır. Özellikle 1800 dolar seviyesinin geçilmesi halinde e, alıcılar daha da güçlenecektir. Onsalt'ın e, FED Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla e, biraz sakinleşmeye başladı diyebiliriz. Powell enflasyonda geçici yükseliş beklediklerini ve son dönemde e, açıklanan enflasyon verilerinin kabul edilebilir olmadığını. E dolayısıyla e, faiz artışı için gerçek enflasyonu görmek istediklerini e, belirtti arkadaşlar. Bu açıklamalar sonrasında piyasalar normale dönmeye başladı e, ve geçtiğimiz haftaki e, Şahin Fed etkisi bu hafta e, yavaş yavaş dağılacaktır arkadaşlar. Onsalt'ın e, geçen hafta biliyorsunuz Mart 2020'den beri en büyük düşüşte kapattı e, önceki iki haftayı da e, kayıpla geçmişti. Nisan ve Mayıs ayını kazançla kapatan Onsalt'ın Haziran başında e, başından bu yana yüzde alttan fazla değer kaybettiğini söyleyebiliriz e, grafik üzerine incelemek gerekirse 1800 seviyesinin aşağısında kaldığımız sürece düş trendi zaten keskin bir şekilde devam ediyor. Fakat burada 1764 seviyesinden destek aldığını görüyoruz. Özellikle FED başkanı açıklamalarından sonra biraz daha e, sakinleşmeye başladı. 1764 seviyesinden almış olduğu destekle tekrar 1800 rakamlarına e, test edecektir arkadaşlar. E, Alım için özellikle biraz daha e, desteğine yakın seviyeler ya da biraz daha riski e, seven yatırımcı bu seviyelerden alıp 1800'ü geçmesini de e, bekleyebilir arkadaşlar. Yani 1700 palun açıklamaları özellikle 10 altını e, desteklemiş durumda. Yani e, faizlerin zaten arttırılmayacağı e, söz konusu. Ama e, bunun için 10 için en büyük e, tartışılması gereken konulardan bir tanesi de e, ABD 10 yıllıkları olacak şüphesiz. Bu tartışma sonrasında e, buradan gelecek olan sinyaller doğrultusunda 10 altının da kaderi belli olacak diyebiliriz. Fakat şu an genel olarak baktığımız zaman e, düşüş trendi devam ediyor. 1764 seviyesini almış olduğu destekle tekrar 1800 seviyesi e, 1800 üzerinde kalıcı kapanışlardır arkadaşlar. Tekrar 1800-1900 dolarlara doğru e, bir yol alacağını görüyoruz göreceğiz yani güzel paralar e, kazandıracaktır ons altında. Biraz da grama bakalım arkadaşlar. Şimdi e, gram altına baktığımız zaman da e, dolar kurundaki e, düşüşten buyal arkadaşlar. E, burada 490 seviyesine kadar düştüğünü gördük. 490 seviyelerine kadar hatta 89 seviyelerine kadar düştüğünü gördük. Daha önce de 487 seviyelerini görmüştü. Dolar kurundaki düşüş arkadaşlar şu an kısa vadede devam etse de gerileme devam etse düşüş demek doğru olmaz. Gerileme devam etse de arkadaşlar 8.50 üzerinde kaldığımız sürece biliyorsunuz yükseliş trendi devam edecektir. Özellikle 8.75 seviyesi üzerine geçildiğinde gram altında 540 seviyelerine doğru yoluna devam edecektir. Ons biraz destek vermesi gerekiyor açıkçası gram altına. Ee, özellikle ons altının 1800 seviyesini devirmesi gerekiyor yukarıya doğru. Ee, şu an 500 seviyesinin altında olduğumuz için 500 ile 487 arasında gidip gelmeye devam ediyor. Eğer ki 487 seviyesini aşağısına kırarsa arkadaşlar burada 460 seviyelerine doğru bir yol alabilir. Ee, fakat buradaki e, dolar kurunun ciddi bir düşüşü gerilemesi gerekiyor. 460 seviyelerine kadar 450 seviyelerine kadar gelmesi için. E, bu da e, şu anki tabloda e, zor arkadaşlar. Genel tabloya baktığımız zaman e, gram altının yukarı yönlü hareketine e, devam etme e, söz konusu. E Devam ediyor arkadaşlar. O yüzden gram altın almak isteyenler de elini çabuk tutsa stop losslarını da seviyesinin aşağısına koyması durumunda iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani gram altın güzel paralar kazandırmaya devam edecektir. Yani hükümetin burada swap anlaşmaları yapması dolar kurunun ateşini bile arkadaşlar söndürmüyor gördüğünüz gibi. O yüzden gram altında yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Biraz da gümüşe bakalım gümüş fiyatları da bir yandan e, toparlanmaya devam ediyor arkadaşlar dün 26 dolar seviyesine eee test etmiş durumda. 26 e, se, dolar seviyesine. Buradan e, özellikle 25 dolar seviyesinin üzerinde tutulması yani şu destek seviyesinin üzerinde tutulması tekrar e, 28 dolar seviyesine e, gelme potansiyelini koruyor. E, alımlar için güzel bölgede aslında dolar grafiği, e, gümüşün dolar grafiği yukarı yönlü hareketine devam edecektir. TL kısmına bakalım. TL kısmında zaten tam desteğinde şu an 7.10, 7.12 seviyesinde e, işlemde şu an. 7.20'de e, 7.10'da, 7.12'de güzel bir destek var arkadaşlar. Bu seviyenin üzerinde kalıcı kapanışlar dediğim gibi yukarı 7.80 seviyedir. 8 seviyelerine doğru bir hareket getirecektir. altında toparlanma bekliyoruz. Bu toparlanmanın aldığı güçle gümüşte yukarı yönlü hareketine devam edecektir arkadaşlar. Biraz da BTC'ye bakalım. BTC grafiğine baktığımız zaman Çin'den gelen özellikle arkadaşlar yasaklar BTC'de inanılmaz oynaklıklar yaratmış durumda. 29.000-28.000 bin, bin dolar seviyesinde burada görmüş 28.600 seviyesinde burada görmüş durumda arkadaşlar. 32.000 dolar seviyesinde şu an spot piyasada hareketine devam ediyor. Alım için bana soracak olursanız aslında şurada 30.000 dolar seviyesinin aşağısına stop loss koymak suretiyle güzel alım noktalar. Çünkü gerçekten e, dip seviyeler arkadaşlar bu seviyeler. Yani bu seviyelerin aşağısı e, gerçekten yani kapanma geldi birçok olay geldi. Hala 30 bin dolar seviyesi üzerindeki e, potansiyelini koruyor arkadaşlar BTC. Yani sıfırdan piyasaya girecek olanlar buradan kademeli olarak e, 30 bin dolar seviyeleri aslında güzel olduğunu söylemekte fayda var. Çok riskli bir piyasa olduğu için piyasanın e, paranızın hepsiyle işlem yapmamaya özen gösterin. Sadece e, kadem olarak 2'ye ya da 3'e bölmeniz e, daha iyi olacak. BTC'de BTC'de para kazanmak şu an biraz daha olsa orta vade ve uzun vadede olmuş durumda normalde daha hızlı piyasaydı yani alım satımlarda çok hızlı para kazanıyordu fakat özellikle Mayıs ayından bu yana inanılmaz bir düşüşler söz konusu BTC'de genel olarak baktığımız zaman fiyatlar 30 ile 40 bin dolar seviyesi arasında sıkışmış durumda 30 bin dolar seviyesinin üzerine kaldığımız sürece tekrar yukarıda 40 bin dolar seviyesini test etme potansiyeli yüksek fakat mutlaka Mutlaka 30 bin dolar aşağısı da stop dostlarınızda koymayı unutmayın derimse. Genel olarak baktığımız zaman dediğim gibi yukarıya 40 bin dolara kadar çıkma potansiyeli yüksek arkadaşlar. Analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi tradeler dilerim. Hoşçakalın.